Uçuş okulumuzda bulunan önünde durduğumuz uçağın modeli Viper SD4 modelidir. Uçağımız 3 pervaneli bir modeldir. 100 beygir gücündedir. Maksimum kısaca bir teknik özelliklerinden bahsedersek maksimum kalkış ağırlığı 600 kilogramdır. Minimum boş ağırlığı da 405 kilogramdır. Biz burada öğrencilerimize bu uçaklarımıza temel eğitim veriyoruz. Bu temel eğitim öğrencilerin ne işe yarıyor, niçin bu temel eğitim vermesi gerekiyor? İleride hava yolları olsun, sivil, ticari veya da genel havacılık olsun. Öğrencilerin veya işte bizlerin uçabilmesi için bu temel eğitim dediğimiz PPL devamındaki bu PPL eğitimden alınması gerekiyor. Bu eğitimlerin tamamı eğitim uçaklarıyla beraber veriliyor. Uçak tipleri farklı olabilir. Uçuş okulundan uçuş okuluna göre değişebilir. Fakat temel standart uçaklarımız bunlardır. Uçuşlarımızı bir hocalı yanında da öğrenciyle beraber gerçekleştiriyoruz. Ve öğrencilerimiz bu eğitim süresi boyunca bazı uçuşlarını tek başına yapıyorlar. Başlangıç uçuşlarının devamındaki diğer bazı uçuşlarını hocalarıyla beraber icra ediyorlar. Bu şekilde eğitimlerini tamamlıyorlar. Yaklaşık olarak 2 senelik süren bir eğitimdir. Tabi burada üniversite öğrencilerimiz var. Onlar derslerini üniversitelerde alıyorlar. Buraya geldikleri zaman bizlerle beraber ve diğer uçuş hocalarıyla beraber buradaki uçuş eğitimlerini tamamlıyorlar. Ve devamında mezun oldukları zaman inşallah hava yollarına, özel ticari pilotluğa, oralara gidip başvurup istedikleri, hayal ettikleri mesleği gerçekleştirebiliyorlar. Kaç öğrenciniz var? 78 tane öğrencimiz var. Şu anda bizim burada eğitime devam eden 8 artı 10, 18 tane de öğrencimiz var. 4 yıllık mı? Devam eden. Bölüm 4 yıllık, evet. Üniversite imtihanıyla mı alıyorsunuz? Tabii YKS sınavıyla beraber. Öğrencilik başta tabii ki buraya kazanabilmesi gerekiyor. Devamında biz üniversiteden bu kısım biraz daha ayrı. Üniversitedeki dersini görüyorlar. Biz burada uçuş eğitimlerini tamamlıyoruz. Mezun verdiniz mi? Efendim? Mezun verdiniz mi? Henüz daha mezun vermedik. Kaçıncı sınıf öğrencisi var şu anda? Efendim? Şu anda kaçıncı sınıfın öğrencisi var? Şu anda 3. sınıfın öğrencilerini uçuyoruz. Sizin merak ettiğiniz başka soru varsa? İrtifa maksimumu kaçtır? Bunlarla, bu uçaklarda biz 10.000 fite kadar uçabiliyoruz. Çünkü normalde de zaten standart olarak 10.000 fitin üzerinde oksijen desteği ekipmanları gerekiyor. 10-11.000 fit aralığında belki uçulabilir. Ama biz bu uçaklarda, bizim yaptığımız uçuşlarında şu anda maksimum 7500 fit. Seri sefer görevleri, yani farklı meydanlara gidip yaptığımız uçuş görevleri var. Bunları 7500-6500 fitlerde ortalama olarak icra ediyoruz. Kaptan kim oluyor, pilot kim oluyor? Burada kaptan değil, bir hoca oluyor, bir de öğrenci oluyor. Hoca olarak işte biz varız. Aybars hocamız, Süleyman hocamız, Bozan hocamız ve diğer hocalarımız var. Bir de yanımızda öğrencilerimiz oluyor. Ne kadar uçabiliyorsunuz? Uçağımızın süresi şu şekilde, 100 litre yakıt alabiliyor bizim uçağımız. Kanatlara dolduracak şekilde. Saatte de ortalama 20 litre yaktığını düşünürsek 5 saat. Ama tabii bunun içerisinde emergency yakıtı da olduğu için 4-4,5 saat aralığında söyleyebiliriz. O ne demek? Emergency. Tabii o diyelim ki biz kalktık, harici bir meydana gideceğiz. Fakat gittiğimiz meydanda bir problem olabilir. Havayla alakalı bir durum olabilir. Diyelim ki biz o meydana inemiyoruz. Başka bir yere divert etmemiz lazım. Yani başka bir meydana gitmemiz lazım. Onun için rezerv yakıt dedik. Ama o yakıt dahil 100 litrelik yakıtımız var. Tabii. 100 litrelik dışında